Bir önceki videomuzda bir pasta fabrikası kurma üzerinde fikir jimnastiği yapmıştık. Pastaları biliyorsunuz değil mi? Hani muffinlere benzeyen, içinde krema üzerinde muhteşem süslemeleri olan minik kekler kapta piştikleri için cupcake ismini almış olabilirler. Bilmiyorum acıkmış da olabilirim neyse hemen konumuza dönelim dağıtmayalım. Kurmayı düşündüğüm bu pasta fabrikası ciddi büyüklükte bir yatırım. Ben de işi ciddiye aldım ve Excel'de oluşturduğum bir tablo üzerinden hesaplamaları yapıyorum. Bu arada bu dosyaya siz de kanakademi.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bu dosyayı indirip üzerinde biraz çalışmanızı öneririm. Bu dosya fabrika yatırımına ilişkin matematiksel hesaplamaları bizim yerimize yapıyor. Geçtiğimiz videoda da bu dosyayı kullanmıştık. Varsayalım ki ihale açtım veya müteahhitlerden, makine üreticilerinden fiyat tekliflerini aldım ve bu yatırımımın toplam maliyeti 1.1 milyon lira. Yıllık üretim kapasitemiz 1 milyon adet pasta olsun Pasta başına maliyetimiz ne kadar olsun Diyelim ki çeşitli sebeplerle üretim maliyetlerimiz biraz yükselmiş olsun Hesaplamaları benim yerime yapacak bir bilgisayar olduğuna göre şöyle küsuratlı bir sayı verebilirim Diyelim ki birim maliyetimiz 1.5 lira olsun Bir pastanın satış fiyatı ise 2 lira Fiyatlar Normalde de bu civarda zaten öyle değil mi? Burada giriş yapabileceğimiz bir alan var. Buraya 2 lira diyelim. Burada da kaç tane pasta satacağımıza ilişkin beklentimiz var. Burada da gelir gider tablosunu görüyorsunuz. Gelir gider tablosunun faaliyet gelirine kalan olan bölümünü görüyoruz burada. Bu verilerle cironuzun 2 milyon lira olduğunu hesaplıyorsunuz. Şimdi değiştirdiğimde neler olacağına dikkat edelim. Eğer pastalarımın tanesini 1.5 liradan satarsam, cirom 1.5 milyon liraya düşüyor. Yani yapması gereken hesaplamayı doğru olarak yapıyor, satılan malın maliyetini de hesaplıyor. Pastanın adedini değiştirdiğinizde neler oluyor bakalım. Eğer 1 milyon yerine 500 bin adet pasta satarsam ne olur? Buna ilişkin hesaplamaları da yapıyor. Bütün bu senaryolara göre faaliyet kârımı görebiliyorum. Biraz aşağı doğru inerseniz kapasite kullanım oranını da gösteriyor. Kapasite kullanım oranı şöyle hesaplanıyor. Kaç tane pasta ürettim bölü üretim kapasitem ne kadardı? Bu değerlere göre kapasite kullanım oranım %50 çıktı. Öz kaynak karlılık oranım nedir? Yani yatırımımın üzerinden ne kadar kazanıyorum? Bunu bulmak için faaliyet gelirim bölü yatırım tutarım diye hesaplama yapıyorum. 275 bin bölü 1 milyon 100 bin yani sonuç eksi 25. Bu çok kötü bir sonuç. Son videoda biraz değinmiştim. Burada pasta fabrikasının sahibi olarak kullanabileceğim ana faktör satış fiyatıydı. Pastaların satış fiyatında yapacağım değişiklik hızlı sonuç almamı sağlayabilir. Eğer satış fiyatlarımı düşürürsem, satın almak isteyen kişi sayısı artar. Tersi durumda yani fiyatı yükseltmeye karar verirsem, bu durumda da daha az müşterim olur. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim, insanların fiyat algılaması da aslında çok enteresan. Bazen pahalı olan daha iyi olduğu düşünülebiliyor. Yediğiniz pasta eğer butik bir pastanenin üretimi ise ciddi para ödeyebilirsiniz statü göstergesi gibi bir şey. Ama pazarın genel dinamiklerini düşünürsek fiyat ne kadar düşükse o kadar fazla satarsınız. Şimdi birkaç senaryo üzerinde çalışacağız ve hangi koşullar altında ne kadar para kazanabileceğime bakacağız. Eğer satış fiyatım 1,5 lira ise sadece 500.000 adet pasta satabiliyorum. Bu durumda yıllık zararım 275 bin lira. Başka rakamlarla deneyelim. Satış fiyatı 1.75 lira olsun ve satış adedim de 700 bin adet olsa. Neredeyse kurtarıyorum, başa baş noktasına yaklaşıyorum. Bir de satış fiyatı 1.85 lira olursa durum ne olur diye bakalım. Bu durumda para kazanmaya başlarım, yatırımımın üzerinden %5 kazanırım. Biliyorsunuz bu işe ciddi para yatıracağım. Yatırım tutarım 1.1 milyon lira. Bu kadar büyük para yatırmadan önce hangi fiyattan kaç tane satarsam ne olur diye iyice anlamak istiyorum. Rakamları rahatça hesaplayabilmek ve bir şeffaf analiz yapabilmek için Excel'i kullandım. Şimdi çalışma dosyasının şu kısmına bakalım. Bu dosyayı indirip üzerinde çalışmanızı öneririm. Gerçekten ilginç. Çok basit bir iş için dahi pek çok analiz yapabildiğinizi göreceksiniz. Lisede veya üniversitede okuyorsanız bunu eğlenceli bulabilirsiniz. Bu dosyayı alın. Mahallenizdeki herhangi bir işletmenin rakamlarını bu dosyayla derinlemesine analiz edin. Şimdi ne hesaplıyorduk? Öz sermaye, karlılık oranımı hesaplıyorduk. Yatırımımda ne kadar kazandığımı. Faaliyet karı bölü öz sermaye. Bunu hesaplamak için değişik satış fiyatları ve satış adetleri kullanabilirim. Gözünüzde canlandırmanız zor olabilir diye düşündüm ve bunu üç boyutlu bir grafikte gösterdim. Burada gördüğünüz gibi satış fiyatım 2.80 liraysa ve 300 bin adet satıyorsam karlılık oranım bu oluyor. Bu eğri aslında şurada sıfırdan geçiyor. Öyle değil mi? Burası benim başa baş noktam. Tam burada ne kadar kar ve zarar? Bu eğrinin üzeri orta nokta, yani finans dilindeki ismiyle söylersek başa baş eğrisi. Satış fiyatım pasta başına 2.80 lira olursa ve 300 bin taneyi satmayı başarırsam başa başta olacağım. Bakalım şimdi buradaki neymiş? Eğer pasta başına fiyatım 1.60 lira olursa ve ben 900 bin adet pasta satmayı başarırsam yine başa baş olacağım bu benim başa baş eğrim Kaçınmak istediğim yer ise burası yani bu bölge Buradaki her şey negatifti Öz kaynak getirisi şurada negatif 50 Burası para kaybettiğim bölge Eğer satış fiyatını 1.60 olarak belirlersem ve sadece 400 bin adet satarsam getirim negatif olacak Bunu şuradaki küçük çalışma tablosunda da görebilirsiniz bu üzerinde çalışması kolay bir dosya ve sadece bu iki değişkenle oynadığınızda yani fiyat ve adet oldukça ilginç sonuçlara ulaşabiliyorsunuz. Bir iş ancak bu kadar basit ve etkin analiz edilebilir gerçekten. Aklınıza şu soru da geliyor olmalı. Diğer değişkenlerle de oynamaya başladığımızda neler oluyor? Diğer değişkenler de önemli ancak iki kritik değerde olan iki değişken bunlar. Fiyat ve adet. Diyelim ki fabrika hayata geçti ve kasabada yaşayan herkesin pastalarımın tadına bakmasını istiyorum. Çünkü eminim bir kez tadına baksalar aslında ne kadar lezzetli olduğunu anlayacaklar. Bir kez tadına baktıklarında eminim bundan sonra canları sürekli pasta yemek isteyecek. Bunu sağlamak için oldukça düşük bir satış fiyatı belirlemek istiyorum. Diyelim ki satış fiyatını 1.75 lira olarak belirledim. Bu pastalar için oldukça iyi bir fiyat. Ucuz. Kasabada benden başka pasta yapan da yok. Ne üretirsem hepsini satabilirim yani. Bu durumda bana yılda 200 bin lira kalır. Yatırdığım paraya bölersem getiri oranım yüzde 18. Bu getiri oranı pek çok insanı mutlu edecek kadar yüksek. Peki satışlar iyi gittiğine göre fiyatı yükseltmeyi düşünmeye başlasam mı acaba? Fiyatımı biraz daha yükseltsem ne olur? Kapasitemi sonuna kadar kullanıyorum. Kapasite kullanım oranım yüzde yüz. Belki benim henüz tanışmadığım potansiyel müşterilerim de var. Yeterince pasta üretmediğim için satın almıyor olabilirler. Fiyatımı biraz daha yükseltmeye karar veriyorum. Diyelim ki pasta satış fiyatımı 1.85 liraya yükselttim. Ve fiyat bu 1.85 liraya yükseldiğinde hala yılda 1 milyon adet pasta satabiliyorum. Fiyatı yükseltmekte haklıymışım şimdi daha iyi kazanıyorum. Yılda 300 bin lira şu anda kazanıyorum. İyi ki bu fikir aklıma gelmiş ve fiyatları yükseltmişim. İnsanların bu pastaları satın almak için daha ne kadar ödeyeceklerini gerçekten merak ediyorum. Ve diyelim ki fiyatı 2 liraya yükseltiyorum. Ancak bu senaryoda yani fiyatı 2 liraya yükselttiğimde insanlar pastalarımı biraz pahalı bulmaya başlıyorlar. Çok fazla yükselttim galiba. Şoka uğradılar. Hafiften keşke ya da 1.99 lira yapsaydım. Sonuçta artık 1 milyon adet satamıyorum. Satış 950 bin adede düştü. Yani müşterilerden 50 bin kişi fiyat 1.85 lira olduğunda alırız ancak 2 liradan almak istemiyoruz dediler. Ancak hala iyi durumdayım, hala para kazanıyorum sonuçta. Daha az pasta satmama rağmen satış fiyatımı yükselttiğim için karlılık oranım %37'ye yükseldi. Sanırım pasta işini iyice kavramaya başladım. İyice hesapladım. Bu işte benim için optimal nokta fiyatı 3 lira yapmak. Fiyat 3 lira olduğunda 750 bin adet pasta yapacağım. Bu da yılda 962 bin lira kazanmam demek. Yatırımım üzerinden %88 kazanacağım. Her yıl yatırımınızın %88'ini kazandıran bir iş hayal edin. Bu çok çok iyi bir oran. Artık Bentley kullanmaya başladım. Hatta şu yeni yapılan rezidansın 51. katındaki loft daireyi de satın aldım. Benim durumumu gören diğer insanlar hem gıpta ile bakıyorlar hem de düşünmeye başlıyorlar. Bu kişinin tek yaptığı pasta üretmek diyorlar. Ben de pasta yapabilirim, pasta fabrikası kuracak kadar param da var diyorlar. Buradaki getiri diğer yatırımlardan, borsada hisse senedi alıp satmaya uğraşmaktan bile daha iyi. Getiri süper ben de pasta fabrikası kurayım diyorlar. Şimdi burada duralım ve şu çalışma tablomuzun ikinci sayfasını açalım. Son hangi rakamlarda kalmıştık hatırlayalım en son. Satış fiyatı 3 lira, 750 bin adet satıyorum. Pasta başına birim maliyetimde 1.5 lira ve yılda 962 bin lira kar ediyorum. Ve sonra Eren geliyor. Eren kim mi? Eren benim arkadaşımın oğlu. Onun da bir fabrikası olsun şu hayatta istiyorum. Eren diyor ki ben de pasta üretimi işine girmek istiyorum Fabrika yatırımı için yeterli parası da var sünnet altınları Üstüne annemin her bayramda verdiği paraları da biriktirmiş keratanın Annem torununu benden daha çok seviyor zannedersem şımartıyor Bu kadar çok harçlık verilir mi diye düşünüyorum Sonuçta Eren 15 buçuk milyon lira biriktirmiş Artık annesinden harçlık istemekten de iyice sıkılmış durumda Bu çok iyi bir yatırım, ben de bu işe yatırım yapayım Hatta daha büyük bir fabrika olsun Ben bir buçuk milyon liralık yatırım yapayım diyor Ve senede 2 milyon adet pasta üretebilen bir fabrika kuruyor Bu yeni fabrika daha yeni teknolojiyle donanmış, üretimde daha az elektrik tüketiyor, kremaları döküp saçmayan makineler kullanıyor yani yeni teknolojiler kullanılıyor. Sonuçta pasta başına birim maliyeti daha da düşük oluyor. Ailesinin işini baltalamayı aklına koymuş ve fiyatı 2.90 lira yapıyor. Fiyatı 2.90 liraya düşürdüğünde herkes gidip ondan almaya başlıyor. Çünkü işin aslına bakarsanız onun pastaları da en az benimkiler kadar lezzetli. Ve diyelim ki Eren 500 bin adet pasta satmaya başlıyor. Bu durumda ben 3 lira fiyatla sadece 250 bin adet satabiliyorum. Burada da pastalarımı lezzetine bayılan birkaç kişiye çizmek istiyorum. Bu gelişmeler karşısında güç bela başa baş noktasını yakalıyorum. Az önce çizdiklerim de fanatik müşterilerimdi. <laughs> bu fanatik müşterilerim fiyata karşı duyarlı değiller. Fiyat ne olursa olsun başka yere gitmeyecekler. Bu gruptan biraz daha yararlanabilir miyim acaba? Fiyatımı birazcık daha yükselteceğim çünkü eminim bu grup pastalarımdan vazgeçmeyecektir. En azından biraz kâr ederim diye düşünüyorum. Bir yandan da hayat adil değil diye düşünüyorum. Evladıma bak, büyüt, gelsin müşterilerini elinden alsın. Burada bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Yatırımımdan %88 kazanıyordum, öyle değil mi? Eren gelip bu ikinci fabrikayı kurduğunda ne oldu? Fabrikasının kapasite kullanım oranı sadece %25. Bu kapasite kullanım oranıyla öz kaynak karlılığı da %20 oldu. Benim öz kaynak karlılığım da %1'e düştü. Burada her daim geçerli olan bir durumdan bahsediyoruz. Birisi yaptığı yatırımdan müthiş getiriler elde ediyorsa bu yüksek karlılık rakiplerinin ilgisini çekiyor ve rakiplerin yaptığı yatırımlarla üretim kapasitesi birden artıyor. Eğer bu yeni eklenen üretim kapasitesini de karşılayabilecek kadar talep varsa belki ikisi de daha iyi getiriler kazanabilirler. Ancak genelde gördüğümüz durum şu, eğer çok iyi bir getiriden bahsediyorsak gitgide daha fazla insan bu alana yatırım yapıyor. Sanırım süremiz oldukça açtı. Bir sonraki videoda rekabet konusu üzerinde duralım. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.